O bugün. Tarihte şu kadar bin küsür sene evvel, 1400 küsür sene evvel işte bugün miraca çıkmıştı. Ruhuyla ve cismiyle miracı Allah çıkarmıştı. Huriler perdedarlık yapmıştı. Melekler onun önünde saf saf durmuşlardı. Siz şu mücrim kardeşinizi görmek için durduğunuzun ötesinde, melekler onun cemali ba kemalini görmek için, Muhammedi esintilere şahit olmak için perdedarlık yapıyorlardı. Yıldızlar kaldırım taşı gibi atının ayaklarının altına diziliyordu. Yarım hilal o gün atının ayaklarının altında bir nal gibi olmuştu. O soluk soluğa koşuyordu ve bir noktaya varmıştı ki, Cibril ona yürü top senin, çevken senin diyordu. Bugün ben bir adım ileriye atarsam mahvolurum diyordu. Bu göz kamaştırıcı alemleri perde perde açtı. Ayakların basılacağı yerleri geçti, bir bambaşka aleme ulaştı. Kazı İyas'ın tabiriyle mekanım la mekan oldu. Bu cismi cümle can oldu, nazarı hak ayan oldu, özüm mesti lika gördüm, sırrına mazhar oldum. Allah'ım ayağımı nereye basayım, boşluktayım, kendi ayağını kendi ayağın üzerine bas demiş. İmkanla vücub arası bir noktaya ulaşmıştı. Hazreti Muhammed bir beşerdi, Allah değildi. Ve lakin Büseyri'nin dediği gibi, leyse kel beşeri beşer gibi değil, bir başka olmuştu. Melekler çok geride kalmışlardı. Hele Rabbin cemalini görmüştü ki, binlerce sene cennet hayatı bir tek dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemaldir. Müminler onu görecekler. Aliül Kari'nin dediği gibi, فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانِ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ Görünce de cennetin nimetlerini unutacaklar. Bu görmeye ve görüşmeye inanmayanlara veil olsun. İşte bütün bunları gördüm. Cenneti bütün güzellikleriyle müşahede ettim. Sonra onu orada kal deselerdi, o yine dönecekti. Görmesi onu oraya bağlamamıştı. Cennetin güzelliğine hahiş isaretmişti ama fakat orada ikamet etmeye niyet etmemişti. Çünkü o çoktan ikamet edeceği yeri seçmişti. İkamet edeceği yer bizim sinelerimizdi. Fani yerde belki ızdırap görecekti. Belki yine başına taşlar atılacaktı. Belki toprak saçılacaktı. Belki geçtiği yerlere tükürükler atılacaktı. Ama kıyamete kadar mualla bir taht gibi sinelerimizi açacak ve burası ya Resulallah diyecektik. İşte onun için o bizim sinelerimize dönüyordu. Aradan asırlar geçtikten sonra onun bu gidiş ve bu gelişini anlatan Abdülkuddüs diyor ki, Veli Abdülkuddüs, Veli ile Nebi arasındaki farkı bir kılıçla keser gibi apaçık gösteren Veli Abdülkuddüs diyor ki, Hazreti Muhammed insanın aşamayacağı noktalara açtı, ulaştı Miraç'ta. Kimsenin varamayacağı noktaları tuttu, kutupları tuttu. Allah'a yemin ediyorum, eğer ben o noktaya varsaydım vallahi geriye dönmezdim. Vallahi geriye dönmezdim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sizin ve bizim için geriye dönmüştü. Orada duyup doyduğu şeyleri bize getirmek için, kendisine takdim edilen turfanda cennet ziyafet sofralarından bize de bir şeyler ulaştırmak için, namaz miracıyla aynı noktada bizi de yükseltmek için içimize dönmüştü. Ve bu duygu oradan buraya dönmemize vesile olmuştu. Sizin içinizde yaşayacaktı. Başkaları da aynı şeyleri yapacaktı.
Çünkü haddi zatında zaten orada kalmaya bizim yüzümüz yoktu. Din burada Uhud görmüş gibi bir hal yaşarken, onun ruhu burada Uhud görmüş gibi bir hal yaşarken, bizim oralarda dolaşmamız, hedeften uzaklaşmamız, mevziyi terk etmemiz demektir. Onun için mücrimi de, sizler gibi inşallah mümini, mukini de başka yerde değil. Boyunduruğun yere konduğu burada işe devam edecek, başlattığı bu işi sonuna kadar götürmeye çalışacaktır.